Herhangi bir sağlık raporu yok. Doktora da gitmiş değil. Fakat avukatı Dilan Polat'ın çok üzüldüğünü, sağlığının iyi olmadığını ve felç geçirme riskinin olduğunu söyledi bugün kamuoyuna. Belki de hani kamuoyunda bir yazık çok yüklendiler bir Polat ailesine de hissi yaratılmak isteniyor, bilmiyorum. Ancak eğer böyle bir risk varsa da bunun bir doktor raporuyla belgelenmesi ve gerekenin yapılması gerekiyor, ne diyeyim. Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanmıştı Dilan Polat. Avukatları sık sık Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını dile getiriyor. Yeni iddiaları ise eklem ağrıları olduğu ve felç kalma riski taşıdığı yönünde. İddiayı Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya dile getirdi. Müvekkilinin cezaevinde zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Kaya, Polat'ın eklem ağrılarında artış olduğunu söyledi. İddiasına göre konuştuğu doktorlar felç kalması muhtemel imasında bulundu. Tüm yaşananlardan psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler. Dilan Polat 29 Aralık'ta da Bakırköy'deki Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. 4 yıldır da antidepresan ilaçları kullanan Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Henüz doktorlardan sağlık durumunun kritik olduğuna dair bir rapor yok. Buna rağmen avukatları Polat'ın sağlık durumunu sık sık gündeme getiriyor. İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre cezaevlerinde 651'i ağır olmak üzere 1500'den fazla tutuklu var. 15 tutuklu ve hükümlü sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedi ve cezaevinde hayatını kaybetti. Kanser, demans gibi tedavisi zor hastalıklarla mücadele eden yüzlerce tutuklu ve hükümlü var. Geçmiş yıllarda piyango bileti de almayın derlerdi. Şimdi o kısmı es geçiyorlar. Çünkü milli olan piyango şirketimiz, Milli Piyango, iktidar yandaşı bir holdinge satıldı, biliyorsunuz. Demirören Holding'in. Kanal D'nin de sahipleridir aynı zamanda ve piyango çekilişinde Kanal D'den de canlı olarak gösterdiler en azından büyük ikramiye ile ilgili çekilişleri. Her şey çok şeffaf bir biçimde oluyor demek için. Ama internet sitelerine erişim mümkün olmadı mesela. Tam da büyük ikramiye çekilecekken hemen öncesinde, dakikalar öncesinde. Üstelik Milli Piyango'nun internet sitesinde, Türkiye'de kumar oynamak yasak biliyorsunuz. Kumarhaneler yasak ama Milli Piyango'nun internet sitesinde online kumar olarak adlandırılabilecek oyunlar da var. Çünkü ortakları da Avrupa'da işte kumarla tanınan bir firma. Yasa dışı bahis de onlardan soruluyor diyorlar. İddialar çeşitli. Büyük ikramiyeyi kime çıkarttınız? Büyük ikramiyenin Kolombiya'dan çevrim içi bilet satın alan birine çıktığı iddia ediliyor ki akıllara ziyan bir iddia. Hala da bir açıklama yok. Büyük ikramiyeyi kazanan belki ortaya çıkar da benim der. Bilgisayardan Milli Piyango bileti almıştım, bana çıktı der. Der mi? Hiç zannetmiyorum. Milli Piyango artık milli değil. Ve piyango bileti alırken bir değil, iki değil, üç kez düşünmek gerekiyor. Belki de bir alışkanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Milli Piyango talihlisi dün akşam malumunuz belli oldu. Kime çıktı Milli Piyango? Kim bu biletin sahibi? Evet. İnternet ortamında bilet alan Kolombiyalı bir talihli. Talih kuşu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, talih kuşu Kolombiyalı bir vatandaşa çıkmış. Konunun Kolombiya'da bir bilete çıkmasının sizin için dikkat çeken kısmı ne? İddianız nedir? Şimdi şöyle, Kolombiya sıradan bir ülke değil. Kolombiya AKP ile derin ilişkileri olan bir ülke. Daha önce hatırlarsanız bir yıl önce de uyuşturucu trafiği ile ilgili en temel noktalardan birisi Kolombiya. Kara paranın en önemli merkezlerinden birisi Kolombiya ve oraya çıkıyor ilginç olan şey. Pandemi döneminde hatırlarsanız dezenfektan ve maske satmaya giden hükümete yakın isimler olmuştu. Ve yine o da Kolombiya ile ticaret yapıldığını hatırlatmışlardı. Oysa Kolombiya ile ticaret yapılmadı da ortaya çıkmıştı. Binali Yıldırım'ın ailesinden de yakından Kolombiya'yı hatırlıyoruz. Bizim bir yılbaşı keyfimiz vardı. Artık onu da AKP tarafından yok edilmiş durumda. Milli Piyango'nun ortağı, Demirören'in ortağı daha önce
bir İtalyan firmaydı, Sisal diye. Bunun internet sitesine girdiğinizde de Türkiye'den girmek mümkün değildi. Erişim engeli vardı. Çünkü erişim engelinde şöyle bir uyarı vardı: terörün finansmanında kullanılabilir, bu siteye girmek yasaktır diyordu. Daha sonra bu Sisal ortaklığı devredildi. Yine başka bir yabancı ortaklığa, İrlandalı bir ortağa geçti. Ve temel özelliği şu: bunların kumar oynatıyor olmaları. Ve Milli Bank'ta internet ortamında Türkiye'de kumar yasak olmasına rağmen ne yazık ki kumar oynatıyor. Slot oyunları var. Çekiliş adıyla bunlar sunuluyor. Ve Türkiye'de kumar yasak olmasına rağmen Demirören ailesi imtiyazlı. Demirören'in uluslararası ortakları da ne yazık ki imtiyazlı. Hal böyle olunca da hem Demirören tarafından hem de Kolombiya'da bilet çıkması birçok soru işaretini kafamızda yaratıyor. Şimdi ne yapılabilir? Kısaca ne yapmayı düşünüyorsunuz siz CHP olarak? Hani bu sonuç üzerinden işte bilet alana para ödenmemesi falan gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama daha önce yaptığımız gibi artık AKP'nin her yerde milliyim deyip ama her uygulamasında gayrimilli olduğunu görüyoruz. Spor Toto, Milli Piyango, Süper Kupa, her şeyi gayrimilli hale getirmiş. Her şeyi haraç mezat, bütün değerleri yok etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Üstelik bunu da devlete karşı kredisini ödemeyen bir grupla, Demirören grubuyla beraber yapıyor. Devlete kazık atıyorlar, vatandaşa kazık atıyorlar. Adı milli olan, adı üstünde Milli Piyango, Türk vatandaşlarının katıldığı, destek verdiği bir organizasyondu. Ama artık bunun çevresini de değiştirmiş durumda, çerçevesini de değiştirmiş durumdalar. Tayyare piyangosu diye yola çıkmıştır. Havacılığı desteklemek için sonra milli piyango olmuştur adı. Önemlidir, bir yılbaşı geleneğidir, milli değil artık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Halk TV editörü Dilek Şen'in sorularını yanıtladı bizler için. Bunlar yenir yutulur cinsten değil bu iddialar. Hani Kolombiya'ya pandemi zamanında maske götüren çok ünlü bir siyasetçinin oğlu vardı. Gemilerle maske taşıyordu. Ama Kolombiya'da işte gelin görün ki uluslararası uyuşturucu ticaretinin üstlerinden biri olarak anılmakta. Ha, Demirörenlere gelecek olursak, onlar Ziraat Bankası kredisiyle Türkiye'nin çok önemli yayın organlarını, Hürriyet Gazetesi'ni, Kanal D'yi, CNN Türk'ü aldılar. O yayın organları aldırıldı Demirören'e. Sonra Ziraat Bankası'nın o paraları, yani hepimizin paraları, tarımı desteklesin diye verilmesi gereken o krediler geri ödenmedi, ödenemedi, ya da öyle söyleyelim hadi. Ama yalnız değil Demirörenler. Bir başka iddiaya göre Halkbank, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası 2003 tarihinden bu yana yüzlerce benzer firmaya kredi kullandırdı ve o kredilerde geri ödenmedi, ödenemedi. 224 milyar lira olduğu iddia ediliyor bu batık kredi oranının. 224 milyar liraya ulaştığı söyleniyor. Ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da diyor ki kamu bankaları adeta soyuluyor. Kamu bankalarında soygun var. 3 kamu bankası 38 milyar liralık batık kredinin üstüne bir bardak soğuk su içmiş. Üstüne borcunu ödemeyene de kredi vermeye devam etmiş. Göz göre göre kamunun bankaları soyulmuş. Hangi bankalar bunlar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası. Şimdi tek tek bakalım. Demirören Holding'e iktidar borazanlığı yapsın diye televizyon satın alması için verilen yaklaşık 900 milyon dolarlık borcunu tahsil edemeyen Ziraat Bankası. 91.7 milyar liralık kredi borcunu takibe alırken bilançolarına bunun 11.6 milyar lirasını zarar olarak yazmış. Yani devletin bankası milyarlarca lira soyulmuş. 51.8 milyarlık kredi borcunu takibe alan Halkbank ise 11.1 milyarlık kredi borcunu zarar niteliğinde, 2.18 milyarlık kredi borcunu da tahsili şüpheli olarak değerlendirmiş. Yani kamunun bu bankası da milyarlarca liralık soyulmuş. Vakıflar Bankası'na baktığımızda da 81.2 milyarlık kredinin yakın takipte olduğunu, bunun 15.8 milyar lirasının zarar yazıldığını, 2.1 milyar lirasının da tahsilinin şüpheli olduğunu görüyoruz. Yani devletin Vakıflar Bankası da soyulmuş. Peki bu batık krediler nasıl bu hale geliyor?
Raporlarda bağımsız kuruluşların kredi veriliş süreçleriyle ilgili firmalara yönelik Sayıştay uyarılarına rağmen bu krediler göz göre göre veriliyor ve batırılıyor. Vatandaş 3 kuruşa muhtaç hale gelmişken, yoksulluk alıp başını gitmişken bu 3 kamu bankası yıllardır halkın parasını yandaş müteahhitlere, yandaş konut firmalarına hoyratça dağıtıyor. Sonra da bu borçların peşine düşmüyor. Bile bile lades. Bu bankalar bağıra bağıra soyuluyor. Nereden tutsak elimizde kalıyor bu düzeni? Kamu bankalarının zarar ettirildiği iddiaları, ulusal servetimiz sayılacak çok önemli göz bebeğimiz.